Paratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Yeni yıla girerken 2022'de piyasalarda neler oldu, yatırım araçları için nasıl geçti, genel bir bakış yapacağız. Hem ekonomistlerin değerlendirmelerine bakacağız, hem de 1 Ocak 2022'de 100.000 TL'lik bir yatırım yapsaydınız, şu anda değeri ne olurdu, detaylarını inceleyeceğiz. Hazırsanız gelin hep beraber bakalım. Kocaman bir yılı daha geride bıraktık. Finansal piyasalar için oldukça karmaşık bir yıl oldu. Ancak geri çekilip büyük bir resme baktığımız zaman da Borsa İstanbul'un öne çıktığını rahatça görebiliyoruz. Küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve merkez bankalarının sıkılaşan para politikalarını takip ettik. 2 yıldan uzun süredir hayatımızda olan Covid-19 pandemisinin etkileri ekonomilerde kendini tüm şiddetiyle hissettirdi. Almanya'dan Amerika'ya, Çin'den ülkemize kadar tüm dünyada koronavirüsün yaraları sarılmaya çalışılırken Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması işleri daha da zorlaştırdı. Covid-19 kapanmaları nedeniyle duran imalat sektörüne enerji ve tahıl krizi de eklenince işler fazlasıyla karıştı. Enflasyon, Amerika, Almanya, İngiltere gibi dünyanın en büyük ekonomilerinde tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere büyük merkez bankaları para politikasına sıkılaşmaya gitti. Pandemi sürecinde kontrolsüzce basılan para zaten yüksek enflasyonun habercisiydi. Enflasyonu düşürmek için Fed'in agresif bir sıkılaşma politikasına geçmesiyle birlikte sadece finansal piyasalarda değil, tüm dünyada düzen alt üst oldu. 2022 yılında 7 faiz artırımı yapan Fed, toplamda 425 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. Yılın son toplantısında ise 50 baz puanlık faiz artırımı ile federal fon oranının %4.25-4.50 düzeyine yükseltti. Özetle ele aldığımız bu durumlar yatırım araçlarında dengeleri değiştirdi. Ülkemiz açısından baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tüm dünyayı karşısına alarak para politikasında ipleri gevşetti. 18 Mart'ta %19 düzeyine yükseltilen politika faizi 2021 yılının sonunda %14 düzeyine çekildi. 2022 yılında 18 Ağustos tarihi toplantıya kadar faiz oranları %14 düzeyine sabit tutuldu. Ağustos ayındaki toplantıda %13 düzeyine çekilen faiz oranları 24 Kasım'daki toplantıya kadar %9 seviyesine indirildi. Yılın son toplantısında ise tek haneye inen faiz oranı sabit tutuldu. 28 Eylül'de dolar endeksi 114.8 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Google'da 2022'nin Türkiye'de en çok aratılan başlığı ise dolar TL oldu. 18 Eylül tarihi zirvesini bu yıl kontrollü bir yükselişle aşarak son aylarda seyrini bozmasa da 18.70'lerde sürdürüyor. Yurt içinde enflasyon oranı yıllık bazda %85.51 ile son 24 yılın zirvesine yerleşti. Dünyada yükselen enflasyona faiz artırımları ile dur denirken ülkemizde faiz indirimine gidilmesi tartışmalar yarattı. Hükümetin faiz oranlarını tek haneye indirme çabasında olmasına karşılık enflasyon yükselmeye devam etti. Bu durum ise finansal araçların getirilerinde değişikliğe neden oldu. Yükselen enflasyon karşısında parasını korumak isteyen yatırımcılar ise borsaya yöneldi. Kur korumalı mevduat sisteminden çıkışlar artmaya başlarken Borsa İstanbul rekor yolculuğunu sürdürdü. Fed'in doları kıtaya geri çekmesiyle birlikte altın, petrol, kripto paralar ve yabancı borsalarda geri çekilme yaşandı. Dolar kuru ise Ekim ayı itibariyle 18.50 lira seviyelerine sabit tutuldu. Buna karşılık Borsa İstanbul'da görülen güçlü yükseliş rekor yatırımcı sayısına ulaşmasına neden oldu. Şimdi yatırım araçlarını tek tek inceleyelim. Borsa İstanbul'da ard arda rekor kırılırken halka arzlarda görülen artış herkesi borsaya çekti. Yatırımcının başka alternatif kalmamış gibi görünürken borsada hareketlilik kripto paralardaki rekor yolculuğu anımsattı. Sokakta yürürken denk geleceğiniz herhangi bir insanın bile borsa hakkında konuşmaya başladığı görüldü. BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu 5555.7 puana kadar taşırken yıllık getirisi %200'e yaklaştı. Borsa İstanbul 20 Mayıs'ta %574 devir hızıyla 2021'de de dünyanın en likit piyasası oldu. Altın tarafı ise dolar etkisiyle kazançlarını silerek kayba yöneldi. Yılın ilk aylarında altın onsu 2070.53 dolar ile rekor kırarken bu noktadan güçlü bir geri çekilme gerçekleşti. Kasım itibariyle toparlama gösteren kıymetli maden yılı sınırlı bir kazançla tamamladı. Gram altın ise yılın ilk aylarında güçlü yükselişini bir miktar hafifletse de rekor kırdığı bir yıl oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 27 Aralık 2022 tarihinde ulaştığı 11.008.21 liraya taşıdı. Yılı %40'dan fazla kazanımla tamamlamaya hazırlandı. Yabancı borsalar ise yılı negatif getirilerle sonlandırıyor. Amerikalı Dow Jones %9, Nasdaq 100 %33, S&P 500 %19 oranında değer kaybetti. Euro bölgesi, Blue Chip şirket hisselerini takip eden Stoxx 600 endeksi
%13 değer kaybederken Japon göstergesindeki 225 endeksi ise %11 geriledi. Kripto paralar küresel piyasaların büyük bölümünde olduğu gibi son derece karanlık bir yıl geçirdi. Fed'in faiz kararlarını takip eden kripto para yatırımcıları bu yıl piyasada aradığını bulamadı. Fed'in her faiz arttırım kararı tabiri caizse piyasanın içinden geçti. Bitcoin yıla 47.286.18 dolardan başladıktan sonra bir süre bu seviyeleri korudu. Ancak ilk çeyreğin ardından sert kayıplar gördü ve 15.500 doların altına indi. Yılı negatif bölgede 165 kayıpla tamamlıyor. Ethereum ise yılı 3.828.11 dolardan başladıktan sonra ilk çeyreğe kadar bu seviyeleri korudu. Daha sonra hızla gerileyen Ethereum 881.56 dolara kadar indi. Bu seviyeden bir miktar toparlanma gösterse de yılı 1200 doların hemen altına kapatmaya hazırlanıyor. Yılın ilk getirisi ise 167.91 düzeyinde bulunuyor. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu'nun Twitter hesabından 2023'te dünya ekonomisi beklentilerini paylaştı. 2021'in sonuna doğru dünya ekonomisi pandemiyle olağanüstü bir döneme girdi. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı işin tuzu biberi oldu ve bu gelişmeler enflasyon ve büyümeye yansıdı. Gelişmeler ülkelerde %10'u gören enflasyonun %2-3 seviyesine düşmesi kolay olmayacak. 2022'de yaşanan enflasyon, büyümedeki sorunlar azalmakla birlikte yaşanmaya devam edecek. Rusya-Ukrayna savaşı sona erse de rahatlama olabilir. Ancak batılı ülkelerle Rusya arasında gerginliğin daha da artması ekonomik sorunları arttırabilir. Enflasyonla mücadelede ülkeler sıkı para politikasını uygulamaya devam edecek. Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki yüksek faiz oranı uygulaması Türkiye'deki gibi istisnalar hariç bütün dünyada sürecek. Küresel ekonominin büyümesinde sıkıntı var. IMF Ekonomik Görünüm Ekim raporunda gelecek yılın büyüme beklentisini %2.9'dan %2.7'ye düşürdü. Küresel enflasyonun yıl sonunda %8.8'e yükseleceği, 2023'te %6.5'a düşeceği tahmin ediyor ifadelerini kullandı. Tunç Çatıroğlu 2023 için ekonomide senaryoları nasıl değerlendirdi? Gelin hep beraber detaylarına bakalım. İhtimal 1, Erdoğan seçimleri kazanır ve irrasyonel para politikası ve maliye politikaları devam eder. Yani bol para dağıtır ve faizleri artırmaz. Bu senaryoda kur kontrolden çıkar, enflasyon yeniden hızlı artışa geçer. Bu yolda 2 yıl daha gidilmesi Türkiye'yi Lübnan'da yaşanan krizin benzerine doğru götürür, bir yola sokar. Bu en kötü senaryodur dedi. İhtimal 2 olarak Erdoğan seçimleri kazanır ama ekonomideki politikaları düzeltme yoluna gider. Genişleyici mali politikalar biter, faizler artar. En az 50 milyar dolar bulmak için IMF'ye gidilir. IMF'nin ağır şartları kabul edilir, bu senaryoda enflasyon düşer, dışarıdan gelen döviz ve IMF programının getirdiği ekonomik istikrar, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından olumlu karşılanır. Ama en az 2 yıl süren ekonomik durgunluk, işsizlik ve iflaslarla dolu bir süreç yaşanır. Bedeli ağır olur dedi. İhtimal 3 olarak Erdoğan seçimi kaybeder ve yerine gelen hükümet açıkladığı ekonomik programı ve uygulamalarıyla piyasaya güven vermeye çalışır. Ancak IMF'ye gitmez. Bu senaryoda faizler artar. Ekonomide durgunluk olur, iflaslar yaşanır ve işsizlik artar. Güven verme süreci 6 ay ile 1 yıl sürer. İşler hemen düzelmez ama krizde derinleşme durur. Düzelme başlar. TCMB rezervleri tekrar swap hariç eksiden artıya döner ve sürdürülebilir bir büyümeye geçilir. Bu da en erken 3 yıldan itibaren olabilir. İhtimal 4 ise Erdoğan seçimi kaybeder ve yerine gelen hükümet açıkladığı ekonomi programıyla uygulamalarla piyasaya güven vermeye çalışırken IMF'ye gider. Bu senaryoda da faizler artar, ekonomide durgunluk olur ve iflas yaşanır. Güven verme süreci kısa sürer ve kredi derecelendirme kuruluşu buna olumlu bakar. Bir yıl acı çekilir ancak 2. yıldan itibaren işler düzelmeye başlar. TCMB faizleri tekrar swap hariç eksiden artıya döner. Düzelme başlar ve sürdürülebilir büyümeye geçilir. Bu da en erken 3 yıldan itibaren olabilir. Türkiye bu süreçten galip çıkar ancak IMF anlaşmasının getirdiği ağır şartlardan kurtulmak uzun sürer şeklinde senaryolar oluşturulmuştur. Neler olacağını yaşayıp hep birlikte göreceğiz. 1 Ocak 2022'de 100 bin TL ile yatırım yapsaydınız şu anda değeri ne olacaktı? Gelin hep beraber bakalım. Gram altına yapacağınız yatırım sonucunda bugün 140 bin liranız olurdu. Ons'a yapmış olsaydınız eğer ons %1 yakın değer kaybettiği için üzülebilirdiniz. Fakat burada doların artışı imdadınıza yetişiyor ve TL karşılığında 140 bin lira olarak görüyoruz tekrar. Döviz kanadına baktığımızda ise en yüksek getiri 150 bin lira ile savaş ekonomisine geçen Rusya'nın para birimi Rus rublesinde elde edeceğiniz görünüyor. Pek tabii ki değerlendirmemize de enflasyonu katmak gerekiyor. Gerçekten 50 bin lira kar etmiş gibi hissettirir miydi? İşte gerçekten kar hissettirecek olan borsa bölümüne gelelim. Bu yıl borsada yatırım yapıp da kaybedebileceğiniz pek bir hisse senedi yoktu. Ve eğer konsormatik teknoloji enerji hissesi almış olsaydınız şu anda 1 milyon 243 bin liranız olmuş olacaktı. Peki ya Nasdaq hisselerine yatırım yapmış olsaydınız? Endeks %32 değer kaybetti ve en çok değer kaybedilenler arasında Meta ve Amazon'da var. 100 bin liranız Meta'da 50 bin, Amazon'da 71 bin liraya düşmüş olacaktı. Kripto paraları da bu yıl ayı sezonu geçirirken 100 bin liranız Bitcoin'de 50 bin liraya düşecekti.
Umuyoruz ki kimse Teral'ın yatırımı yapmamıştır. Tüm bu içerikleri yıl boyunca sizlerle anlık paylaşmaya çalıştık. 2023'te daha güzel gündemle birlikte olmayı dilerken Türkiye ve dünya ekonomisini yakından takip edeceğiz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.